Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kıyame Suresi 20 ve 40. ayetler arasını, yani ikinci sayfasını bu surenin okuyacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Kelle bel tuhibbunel acile. Hayır, siz peşin olanları seviyorsunuz. Acile, dünyadaki peşin lezzetler veya dünyanın bizzat kendisi, ahiretin mukabili gibi. Ve tezerunel ahira, ahireti ise bırakıyorsunuz. Yani insan peşincidir, peşin lezzetlere müpteladır. Dolayısıyla dünya hayatını sadece gördüğünden, ahireti de direkt bu gözüyle görmediğinden, ahirete karşı insanlar genelde gafildirler, yatırımlarını dünyaya yaparlar. Ve bakıyorsunuz ki maddi imkanları yerinde bir aile, şuraya yatırım, buraya yatırım, sanki ebediyen dünyada kalacak gibi ona göre yatırım yapıyorlar. Halbuki ölümden sonrası için yatırım yapmak, kabrimiz için, diğer alemde cennet için yatırım yapmak çok daha önemli. Madem ki bu dünya gelip geçici bir yer, dünyanın hakkını bu noktada iyi vermek gerekir ve şu kısa dünya hayatında ebedi bir cenneti kazanmak gerekir. Ama ayette nazara verildiği üzere sizler dünyaya muhabbet ediyor, ahireti ise bırakıyorsunuz. Vucuhun yevme izin nadira, o gün artık kıyamet günü geldiğinde, hesap zamanı geldiğinde bir kısım yüzler parlaktır. İlâ rabbihâ nazira, ve Rablerine nazar ederler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rüyetullahın cennet ehli için gerçekleşeceğini haber veriyor. Ve gerek bu ayet, gerek rüyetullahla alakalı başka bazı ayetler bu manayı teyit ve takviye etmekte. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Allah'a yemin ederim ki diğer alemde Rabbinizi göreceksiniz. Nasıl ki dolunay olduğunda bütün insanlar rahatlıkla birbirine zahmet vermeden dolunayı görebiliyorlar. Aynı şekilde Rabbinizi de göreceksiniz. Bu mealde hadiste ifade ediliyor. İşte diğer aleme varıldığında gerçekten imanlı bir şekilde giden, istikametli bir hayat yaşayan insanlar, onların yüzleri parlak olacak, sevinçli olacak ve Rablerine nazar edecekler. Mutezile mezhebi rüyetullahı kabul etmediğinden buradaki Rablerine nazar edicidir manasını muntazıra manasında değerlendirmişler. Yani Rablerinin rahmetini beklerler gibi tevil etme cihetine gitmişler. Halbuki kelamda asıl olan kendi manasında değerlendirilmesidir. Tevil bazı durumlarda yapılabilir ama burada tevili gerektirecek bir durum yoktur. Ve vucuhun yevme izin basira, o gün bir kısım yüzler ise artık solgundur, ümitsiz, bitkin bir vaziyettedir. Tezunnu en yuf'ale biha fakira, ve kendisine ne yapılacağını artık anlamıştır. Yani işte en şiddetli bir azaba maruz kalacağını, bunun neticesinde kemiklerinin kırılacağını tabiri caizse anlamıştır. Bundan dolayı bitkin, perişan bir vaziyettedir. Kelle izâ belâvâti terâgî, hayır, can boğaza geldiğinde, ve gîle men râk, ve yani doktor nerede denildiğinde, ve zanne ennehul firâk, ve kişi o zaman artık anlar ki ayrılık zamanı geldi, vel teffetis sâgu bissâk, ve o zaman bacak bacağa dolaşır. Bu yani insanın ne yapacağını şaşırmasından kinaye yollu bir ifade. Ve artık bacak bacağa dolaşmıştır. O anda kişi ne yapacağını şaşırmış bir vaziyettedir. Burada ölüm hali tasvir ediliyor. İnsanın canı boğazına geldiğinde artık dünyadaki günleri bitmek üzere, anları bitmek üzere. Böyle bir durumda çevresindeki insanlar şaşırmış, aciz bir vaziyette. Yani yok mu bir doktor tedavi etsin, hayata döndürsün deniliyor ama yok. Neticede doktorlar da ölüyor ve bugüne kadar
ölümsüzlük ilacı bulunmadı ve bugüne kadar gelen herkes dünyadan gitti. Ve artık bu bir ayrılık vaktidir. Dünyadan ayrılmanın zamanı gelmiştir. Ve öyle bir hengamede artık bacak bacağa dolaşır, kişi şaşkındır, ne yapacağını bilmez bir vaziyettedir. Ve ölen kişi açısından böyle olduğu gibi etrafındaki insanlar da dünyanın en zengini de olsa, bütün imkanlarını da kullansa ölmek üzere olan bir yakınını geri getiremeyecektir. Gözünün önünde o ölüp gidecektir. İlâ rabbike yevme izinil mesâk, o gün sevkiyat Rabbine doğrudur. Yani gidişat Rabbinedir ve o insan artık Rabbine sevk edilecektir. Fela saddaka ve la salla, ama kafir olan kimse, diğer alemde tam bir pişmanlık duyacak nefsin sahibi olan kimse Allah'ı tasdik etmemiş ve namaz kılmamıştır. Velakin kezzebe ve tevella, ve o kimse Allah'ın ayetlerini yalanlamış ve yüz çevirmiştir. Thumma zehebe ila ehli yetematta, sonra da ehline, kendisi gibi olan, kendi kafasında olan kimselere şımarık bir şekilde varmış ve o şekilde onların yanına gitmiştir. Yani onlarla beraber olmuş ve onlarla din aleyhinde konuşmalar yapmıştır. Evlâ leke fe evlâ, thumme evlâ leke fe evlâ. Yani yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Sonra yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Buradaki evlâ leke fe evlâ, veil kelimesinden yazıklar olsun manasında değerlendirilebilir. Ve tefsirlerde bu ayetlerin Ebu Cehil ve emsaline baktığı söyleniyor. Tabi doğrudan Ebu Cehil münasebetiyle inmişse bile onun durumunda olan herkese bakmaktadır. Yani yazıklar olsun sana. Allah sana böyle bir kabiliyet verdi, böyle bir kapasite verdi ama sen tuttun Allah'ın ayetlerini yalanladın. Ve sen tuttun Allah'a ibadet etmedin, namazını kılmadın, putları ilah kabul ettin, putların karşısında rükûya, secdeye vardın. Eyahsebul insanu en yutrake suda, insan zanneder mi başıboş kalacak? Burada soru tarzında gelmesi, yani bu insan başıboş değildir. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de ifade edildiği üzere efasibtum ennema halaknakum abese ve ennekum ileyna la turcaun. Yani zannediyor musunuz biz sizi abes olarak yarattık ve bize döndürülmeyeceksiniz. Tabi böyle bir zan tümüyle yanlıştır. İnsan abes olarak yaratılmamıştır ve insan Allah'a döndürülecektir. Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Ve aleme hikmet nazarıyla baktığımızda alemde abes bir şey de göremeyiz. Ve insanın vücuduna mesela baktığımızda acaba insan vücudunda eksik bir şey var mı veya fazla bir şey var mı? Ne eksik ne fazla, hepsi yerli yerindedir. Bu mükemmellik bizde olduğu gibi etraftaki alemde de aynen görülmektedir. Alem baştan sona mükemmelliklerle doludur. Böyle olunca bir sineğin kanadı bile ihmal edilmemiştir. Bir sinek bile vazifesiz değildir. Bütün varlıkların görmüş oldukları vazifeler vardır. Onlara birer vazife, hatta çok vazifeler yükleyen Allah-u Teala'nın alemin merkezinde yarattığı, en üstün kabiliyetleri verdiği insanı abes olarak yaratması, keyfine göre yaşa, keyfine göre haramlara gir, keyfine göre zevk et şeklinde kendi haline bırakması elbette düşünülemez. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna, o atılan bir meniden bir nutfe değil miydi? Yani insan neyine güveniyor? O kadar aciz, o kadar hakir, o kadar zavallı bir hali vardı ki bu insanın, bir zamanlar bir meniydi ve oradan bir nutfe meydana geldi. Ana rahminde bir tek hücre. Thumme kana alaka, sonra o bir alaka halini aldı. Biraz ana rahminde büyüdü. Yani bir et parçası gibi, bir çiğnemlik et gibi bir hale geldi. Fe halaka fesevve, Allah ona suret verdi. Onu güzel bir şekilde tanzim etti. Yani bir heykeltıraş mesela mermeri yontuyor ve mermeri insanı insan yapıyor.
Yani görünüşte, şekil itibariyle baktığımızda görüyoruz ki o mermer bir insan halini almış. Ama onun içinde azalar yok, onda hayat yok, onun gözü görmüyor, kulağı duymuyor. İçinde herhangi bir aza söz konusu değil, ne çalışan bir kalp var, ne diyelim böbrek var, hiçbir şey yok. Basit bir şey. Ama Allah'ın yaratmış olduğu bu insan basit bir şey değil. Her bir hücresi adeta bir kimya laboratuvarı, her bir hücresi adeta bir fabrika, bir makine ve bu makine harıl harıl çalışıyor, bu fabrika harıl harıl çalışıyor ve her bir hücresinde herhangi bir kimya laboratuvarından çok daha fazla faaliyetler gerçekleştiriliyor. İşte Allah-u Teala bu insana suret verdi, şekil verdi ve güzel bir şekilde tanzim etti. Fecale minhu ezzevceyni ezzeker vel unse ve erkekli dişili olarak, eşli olarak Allah yarattı ve bu şekilde erkek ve dişi meydana getirdi. Bu da o kadar harika bir şey ki şu anda dünya nüfusu 7 milyara yakın. Bunun yarısı erkek, yarısı da kadın. Ne kadar harika bir durum. Eğer bu bize bırakılsaydı, insanların kendi tercihine bırakılsaydı, yani anne baba isterse kız olsa, isterse erkek olsaydı, durum herhalde bu kadar dengeli olmazdı. Ve bakarsınız ki diyelim %90 erkek, %10 kadın. O zaman dünyada dengeler alt üst olurdu. Ama bu kimsenin keyfine bırakılmamış bir kader programı, bunu böylece tanzim etmiş ve insanlar ilahi kader programına göre erkek veya kadın olarak dünyaya gönderiliyor ve bu şekilde Allah-u Teala her insana hem özel bir suret veriyor hem de bir kader programıyla erkek ve dişilik yönünü belirliyor, onu imtihana tabi tutuyor. Eleyse zalike bikadirin ala en yuhyel mevte, bunu böyle yapan ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Elbette yoktan yaratan yeniden diriltmeye kadirdir. İşte değerli izleyenlerim, okumuş olduğumuz Kıyame suresi baştan sona kıyametle alakalı bir tema üzerine kurulmuş ve insanların kıyametten gafil olması, ona hazırlık yapmamasına serzenişte bulunuyor ve pişman olmaması için diğer aleme dolu gitmesi gerektiği ve hayatını gayet güzel bir şekilde tanzim etmesi gerektiği nazara veriliyor. Cenab-ı Hak bizleri kendi kıyametimiz olan ölüme ve dünyanın ölümü olan kıyamete hazır olan bahtiyarlardan eylesin. İstikametli bir hayatı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.